Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Antalya bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve çanta sektörü diyoruz efendim. Bütün merak ettiklerimizi Ahmet Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Harika. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk efendim. Ahmet Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi sizden tanıyalım. Buralıyım. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında çanta sektörü derken turizm sektörü, kopya çanta sektörü. Şu ana kadar yaptığımız, yani yurt dışında ya da herhangi bir yerde üretilen çantaların aşağı yukarı aynı kalitede birebir ürünlerin daha uygun fiyata yapıldığı bir sektör. Hani aslında tüm dünyanın bildiği bir şey. İlerleyen süreçte Astalya markası patentini aldığımız onunla turizmde hem yurt içinde hem yurt dışında daha etkili bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle Ahmet Bey, dürüstlüğünüzden dolayı teşekkür ediyorum efendim. Yani yaptığınız işi bu kadar dürüst anlatmanızdan dolayı ekranında bu samimiyet yansımıştır diye düşünüyorum. Peki burada ürün seçeneklerimiz, ürün yelpazemizde neler var? Genel ağırlık çanta sektöründe tabii ki bayan üzerine. Yani erkekte de oluyor tabii ama erkekler çok ilgi gösterdiği bir sektör değil. Şöyle anlatabilirim. İşimle ilgili yaptığım en düzgün olan şeyin turizm esnafında özellikle üzerinde fiyatların belli olmaması ve pazarlık usulü ile insanların birçok konuda kendini kandırılmış hissetmesine engel olan bir şekilde her ürünün üzerinde sabit fiyat olduğunu belirterek fiyatların yazmasıdır. Bu şekilde diğer insanların güvenini kazanıyoruz. Atıyorum Manavgat'ın yerli insanları da Türkler de gelen misafirler burada artık şeyi öğrendiler. Üzerinde pazarlık edilmeyeceğini ve her insana adil ve adaletli fiyat olacağını görüyorlar. Bu konuda da çok takdir topladık. Yani binlerce eski misafirimiz var. Yerli yabancı fark etmiyor. Bu da bir güven oluşturdu. Ve bu tüm turizm esnafına yansıyacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
bütün şeffaflığımızla burada hizmet veriyoruz efendim. Zaten senelerin verdiği özveri, müşteri memnuniyetiyle buraya kadar gelmişsiniz. Müşterilerin geri dönüşleri de size zaten çok güzel olmuş. Peki bu pazarı nereye taşımayı düşünüyorsunuz? Hedefiniz nelerdir? Ahlaki bir hedefim var bu konuyla ilgili. İnsan kandırmadan, yalan söylemeden para kazanmayı hem öğrenip hem öğretebilmek. Bu benim hayalim. Başarılı olduğumu da görüyorum bu konuda ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Peki bayan olarak biliyoruz ki biz bu sektörde her türlü modeli bulmak istiyoruz efendim. Çanta deyince bayanların vazgeçilmezi çanta ve ayakkabı. Yani bayanların istediği ya da şu an bize revaçta olduğunuz model diyebilecek bir tüye verebilir misiniz? Bizim işimiz zaten en hızlı, en revaçta modelleri yapmak ve en uygun fiyata insanların önüne çıkarmak. Bu konuda da başarılıyız. Peki Türklere de aynı fiyat mı? Kesinlikle. Üzerinde fiyat yazıyor, tek fiyat yazıyor ve o günkü banka kuru ile neyse herkes onu ödüyor. Haksızlık yok. Pazarlık sünnettir adı altında ki benim tabirimle insan kandırmak bana göre değil. Çok teşekkür ediyoruz bu dürüstlüğünüzden dolayı efendim. Çanta sektöründeki biraz da imalata girmek istiyorum sizden. Bu işte de siz kendi mesleğinizi icra ediyorsunuz, imalatta da varsınız. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Hangi aşamalardan geçiyor bir çanta? İmalat daha çok Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde yapıyor. Orada bunu takip eden arkadaşlarımız var. O konuda da gayet başarılıyız ve orijinal markamızla birlikte de daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz, Türkiye ve yurt dışı müşterilerimiz size nerelerden ulaşabilirler? Burası Manavgat Kapalı Çarşı. Çok da bilinen bir yer. Hatta pazartesi günleri Türkiye'nin en büyük pazarı burada kuruluyor. Hem turizme hem yerliye hitap eden bir pazar. Aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Sosyal medyadan size ulaşabilirler mi? Tabii ki. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Her şey çok güzel olacak.
Antalya'da çanta olarak sektöründen ismince sıkça bahsedilmiş firmadan sizlere seslenmiş olmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.